Başkan dışında bütün ünde anaları. Başkan. Herkes dile geliyor. Evet, bu direniş o denli etkili olmuştur ki, evet artık herkes dile geliyor. Avukatlarıyla görüşülsün deniyor. Görüşülsün. Ama bu görüşmenin bir hukuku var. Bu görüşmenin öyle lanet tayin görüşülsün demekle olacak bir iş olmadığını herkes idrak etmeli. Bakın, 2 Mayıs'ta avukatlar gitti görüştü. Öğrendik ki tecrit bizim bildiğimiz koşullardan çok daha ağır koşullarda uygulanıyormuş. İletişim hakkının gasp edildiği, mektup bile yazamadığı bir durum ortaya çıktı. 6 Mayıs'ta avukatlar bunu tüm Türkiye ile paylaştılar. Ve dedik ki buna bir an önce son verin. Cezaevlerinde ölüm orucunda olan 30 tutsağın yaşamını yitirmesini istemiyoruz. Açlık grevlerindeki çocuklarımızın yaşamını yitirmesini istemiyoruz. Bakın 2 Mayıs'ta görüştünüz. 2 Mayıs'ta bir metin geldi. O metni okuduğunuzda o metin bu ülkenin demokrasisine, barışına katkı yapıyor mu, yapmıyor mu? O zaman ne engel oluyor? Bu tecriti sonlandırmak için size ne engel oluyor? Tecrite karşı, savaşa karşı, bu zulme karşı biz Türkiye halklarına bir seçenek yarattık. Demokrasi seçeneği yarattık. Barış seçeneği yarattık. Gelin bu seçenekte yan yana duralım. Omuz omuza verelim. Bu ceberrut iktidardan, bu AKP-MHP bloğundan hep beraber kurtulalım dedik. Ve 31 Mart'ta bunu başardık. Halkların Demokratik Partisi olarak tüm düşmanlığa, tüm saldırılara rağmen bu stratejiyi Türkiye'nin her yerinde başarıya ulaştırdık. Ve bu sayede Türkiye 1 Nisan sabahı umuda uyandı. Bir şeylerin değişebileceğine inandı. Evet, işte onun önünü kesmek için Muş'u, Malazgirt'i, Viranşehir'i, Şırnak'ı çaldılar. Belediyelerimizi gasp ettiler. Yetmedi, seçilmiş arkadaşlarımızın mazbatalarını gasp ettiler. Yetmedi, her türlü şiddete, zulme devam ettiler. Yetmedi, tecrite karşı direnen, açlık grevinde olanlara karşı cezaevlerinde zulmü arttırdılar, işkenceyi arttırdılar. O da yetmedi, döndüler. İstanbul seçiminin yenilenmesine karar verdiler. Şimdi yeniden bir kez daha tüm Türkiye halklarına, emekçilerine, kadınlara sesleniyoruz. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmek istiyor musunuz? Bu ceberrut iktidarı geriletmek istiyor musunuz? AKP-MHP bloğunu bir kez daha yenmek istiyor musunuz? İşte onun yeri bu annelerin yanıdır. Onun yeri tecrite karşı çıkmaktır. Onun yeri savaşa karşı çıkmaktır. İşte o zaman demokrasi mücadelesinde buluşulur. İşte o zaman demokrasi ittifakı gerçek bir ittifak olur. Bu Cumhur İttifakı'nın karşısına dikilir. 23 Haziran sadece belediye başkanlığı seçimi değil, bir demokrasi referandumudur. O demokrasi referandumunda bütün samimiyetiyle Türkiye halkları, demokrasi güçleri, toplumsal muhalefet mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır. Bu buluşmayı gerçekleştirdiğimizde belediye başkanlığı da kazanılır, meclis üyeliği de kazanılır. Ama bunlardan öte Türkiye'nin demokrasi yolu açılır. Türkiye'nin
barış yolu açılır, iyi bir adamın yolu açılır. Kapalı kapalı.